Efendim, şans sohbetlerine hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ekonomist Ali Ağoğlu ile birlikte bu programı işte iki seneyi geçkin bir süredir devam ettiriyoruz. Gündemi, sıcak gündemi mümkün olduğunca ekonomiyi ilgilendiren onları, o gündem maddelerini değerlendiriyoruz. Bizi izleyenlere de her zaman teşekkür ediyoruz. Hem izleyip hem de çeşitli notlarla bizi besleyenlere özellikle çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim açımızdan çok faydalı oluyor. Merhabalar Sayın Ağoğlu, iyi misiniz? Gayet iyiyim Sayın Güldağ. Sağlığım yerinde, gerisi rahvan gitsin diyorum bu aralar. Evet, keyfiniz de yerinde gibi görünüyor. Ya böyle bir dinlenmişlik. İnşallah ilerleyen günlerde daha da fazla üzerinize gelecek diye ümit ediyorum. Ben de umut ediyorum. Yani daha iyi günlerim oldu, daha iyi günlerim de olacak. Sayın Güldağ. Peki, yani sıcak gündem diyoruz. Tabii sıcak, yani gündemi etkileyen ne oldu? Mesela bir Amerika'da enflasyon meselesi gündeme geldi. Orada beklentilerin biraz altında, senin deyiminle bir çit altında bir enflasyon geldi. Ama yani bu da piyasada yani tahvil alım programını çok böyle hemen gündeme getirmesi gerekmeyebilir Fed'in. Orada eli rahatladı diye bakıldı. Çünkü Fed'i doğrulayan, yani bu enflasyonun geçici olabileceğini ifade eden bir rakam olarak görüldü, öyle değerlendirildi. Fakat borsalar tarafında çok çok olumlu da sonuçlar vermedi. Hatta Asya borsalarına falan bakarsak galiba Çin'de biraz etkisi var orada, Çin'deki gelişmelerin. Biraz tatsız gidiyor. Bu bizi de, bizim borsayı da etkiliyor. Hani biraz yurt dışından başlayalım diye düşündüm. Yani mutlaka tabii Merkez Bankası'nı konuşacağız. Bugün açıklandı zorunlu karşılık oranları tekrar arttırıldı Merkez Bankası tarafından. Bunun ne manaya geldiğini mutlaka konuşacağız. Para politikası kuruluyla ilgili beklentileri konuşacağız. Ama eğer senin için de uygunsa bu Amerikan enflasyonundan yola çıkarak biraz yurt dışını ve yurt dışı piyasaları konuşalım. Sana göre orada temel bir değişiklik getirecek bu Fed'in tahvil alım programında şu ana kadar konuşulan, yani işte Aralık sonrasında yavaş yavaş bu varlık alımlarını azaltma yönündeki politikanın değişeceğine ilişkin bir beklenti var mı? Ya da bir temel değişiklik bekliyor musun bu enflasyon rakamı sonrasında? Valla çok büyük bir değişiklik yaratacağını ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Ağustos ayında %0.3'lük bir şey gelmiş durumda. Enflasyon geldi. 5.4 olan son 12 ayı 5.3'e çekti. Ve çok majör değil, halinden %5'in üzerinde. Baktığımızda tartışma geçici kalıcı halinde tartışılıyor ama hoş bir şey var. Bir Amerika'dan gelen bir tweetten gördüm. Ya diyor, çekirdek enflasyona bakacakmış artık Fed diyor. Ben de diyor arabayı benzin istasyonuna götürüp pompacıya söylediğimde bana 3 katı fiyat istiyor. Ben de çekirdeğe bakıyorum, 2 katı ancak ödeyebilirim diye pazarlık yapacağım diyen bir muhabbet var. Şimdi gerçek hayatı çok değiştiren bir şey diye baktım. Yani o çekirdek oranın da sorunu. Tabii her yerde ben, şimdi bu kaçak dövüşmenin başka bir adı. Şimdi geçici kalıcı tartışması, Amerika'nın tartışması. İşte bizde de Merkez Bankası ben faiz indireceğim diyor, bunun için çekirdeğe bakacağım diyen bir yorum var. Bir başka yorum bence daha önemli. Aslında enflasyon daha da yukarıda ama faiz arttırması gerekirken arttıramadığı için hiç de çekirdeğe bakayım, daha fazla benden arttırmamı beklemeyin, istemeyin gibisinden de bir çaresizlikle ifade ediyor yorumu var. Yani bu çekirdeğe bakacağım yorumuyla ilgili. Ama tabii ki herkesin kulağında ciddi karşılığı olduğu için bizde faiz indirmek için bahane olarak kullanılacaktır yaklaşımı var. Amerika'da da benzer şekilde çekirdek mi, manşet mi diye tartışılırken gelen rakam öyle çok majör bir değişiklik yaratacak bir rakam değil. Kaldı ki Amerika'da aslına bakarsan enflasyon geçici kalıcı tartışmalarından daha da önde gelen
Ve bence daha önemli olan istihdam tarafındaki artışlar. Orada böyle çok kayda değer bir istihdam artışı yaşanmadığı için FED biraz nasıl diyeyim ağırdan alıyor işi. Ama bu ağırdan alma nereye kadar sürecek? Bundan ne kadar toparlanır veya bunun ne faydası var uzatmanın, borsaları daha fazla şişirmenin dışında diye bazı yorumlar var ki ben bu yorumların tarafında olan kişiyim. Bir miktar FED'in artık Eylül'de Ekim'de gelmez ama hani Kasım'da olmasa bile artık Aralık'ta gelir noktasındayız. Bu gruptaki insanlar olarak ben bu gruptayım. Bir ara gelecek dedim. Piyasayı ne rahatsız etti ya da şey yaptı. Aslına bakarsan Amerika'daki endekslerde ciddi bir düzeltme ihtiyacı var. Şimdi bu düzeltme ihtiyacı aslında sağlıklı bir şey ama hem artık Eylül, Ekim, Kasım fonların son günü. Yılın sonuna geldik. Şu andaki durumu koruyalım. Bundan iyi bir performans gösterdik bu yıl. Buradan iyi bir performans primi toplayacağız. Bonuslarımız yüksek olacak beklentisi var. Bu noktada kimse açıkçası Fed'in şeyine bu piyasanın tekerine taş sokmak isteyeceğini düşünmüyor. Zaten Fed de bunu çok iyi iletişimle götürdüğü için orada herhangi bir problem alma ya da bir politika değişikliği olacağını düşünmediğim bir evet. noktadayız. Veya veri öyle söylüyor. Ben artık Eylül Ekim değilse bile Kasım Aralık'tan birinde artık bu parasal genişlemeyi sona erdiriyorum diyeceği bir açıklama yavaş yavaş gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki yani bu Afganistan meselesi sadece böyle bir parantez içi olarak soruyorum. Herhangi bir şekilde yani Biden'ı çok sıkıştırdıklarını, orada Cumhuriyetçi Parti'nin ve hatta bazı sonuçta daha muhafazakar eyaletlerden gelen Demokrat Parti temsilcilerinin de bazı eleştiriler, bu Afganistan'dan erken çekilmeyle ilgili bazı eleştiriler yönelttiğini biliyoruz. Bunların piyasalara falan bir etkisine ilişkin bir şey gördün mü, duydun mu? Valla gelen yorumlarda buna dair herhangi bir şey okumadım. Diğer taraftan evet, çok ilginç yani. Bir genel kabul var piyasada. Biden 4 yıl değil de 2 yılına seçildi diye bir genel kabul var. O yüzden bazı işleri aradan çıkarma işi Biden'ın sonra herhalde Kamala Harris'e devredecek gibi bir beklenti var piyasada. Ya da aslında yorgunluk sebebiyle böyle garip bir beklenti var. Seçildiği günden beri var bu arada bu beklenti. Aslına bakarsan Afganistan meselesinde ben biraz farklı düşünüyorum. Oradan Amerika erken çekilmedi, geç bile kaldı. Çünkü orada yaptığı harcamalar, çabaları aslında sonuç vermeyen beyhude çabalardı. Çin ve özellikle İran, Pakistan o bölgenin görece olarak kontrolünü daha kolay sağlayabilecek olan ülkeler Amerika'yı bir anlamda oradan yolladılar. Yerine kendileri geçecekler veyahut da kontrolü de biraz hızlı ele geçirecekler diye düşünüyorum. Çünkü Taliban'ın her halükarda ekonomik desteğe ihtiyacı var. Bu ekonomik destek de çok büyük ihtimalle Çin'den gelecek, İran'ın ve Pakistan'ın buna gücü yetmeyeceği için. Çin de bunun için yapacak diye baktığımda da tek yol tek kuşak projesinin önemli ana hatlarından birinin geçtiği ülke olacak. Şimdi Çin buraya doğru hızlı bir destekle bu tek yol tek kuşağı yapabilmek için böyle bir fedakarlık diyeyim tırnak içinde çok rahatlıkla bulunabilir. Aslına bakarsan dediğim gibi Amerika'nın oradaki çabası beyhudeydi. Yani bence özellikle Çin Amerika'yı oradan bir şekilde çıkartacaktı. Şu anda Amerika daha fazla zarar etmeyelim. Stop loss yaptı bir anlamda Amerika orada. Daha fazla zarar etmeyelim. Ya da yeterince zarar ettik, daha fazla zarar etmeden biz bundan çekilelim dediler. Yani Biden değil Trump gelse Trump bile büyük ihtimalle çekilecekti oradan. Yani oradan Amerika her halükarda maalesef çekilmek zorunda kaldı diye düşünüyorum ben. Maalesef derken yani okay. Amerikan bakış açısıyla söylüyorum. Yani öyle oldu. Gerçekten. Yani. Koşullar oraya getirdi, dayattı. Evet, yani aynen öyle. Onun için bu piyasaları şu anda çok ilgilendiren bir konu gibi görünmüyor. Yani ben de öyle hissetmedim de hani hakikaten yani mesela bizim böyle bir takım sorunlarımız olsa ve içerideki yansımaları çok daha farklı olur. Yani evet orada bir kavga gürültü kopuyor siyasi tarafta ama piyasaları ben de etkisini ne gördüm, ne hissettim, ne duydum ama sen çok daha yakın olduğun için bir sormak, bir onun bir sağlamasını almak istedim senden. Peki bizim içeriye böyle doğru bakacak olursak biliyorsun bizde de şimdi Merkez Bankası
bir çekirdek enflasyon meselesini gündeme getirdi. Para politikası kurulu toplantısı yaklaşırken bir şeyde, yani bu işte önümüzdeki hafta zaten toplanacak. Oradaki beklentini de soracağım. Bu enflasyonla ilgili çekirdek enflasyona, bilmiyorum tabii dünyada var çekirdek enflasyona bağlı olarak hareket eden. Belki merkez bankalarının böyle davranmasında da büyük bir sorun da yoktur çekirdek enflasyona bakarak. Sonuçta merkez bankaları önümüzdeki dönemi kestirimini bulunarak bu politikalarına yön verebilirler. Ama tabii yine orada ne kadar güven var, bunu bugün söylediğinizde ne manaya geliyor? Bunu bugün söylemenin piyasalarda güveni oluşturucu ya da aksi yöndeki tavrını mutlaka dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Ya aynı fikirdeyim. Şöyle, yani bu ne çekirdek... dersin bilmiyorum. Yani senin bu enflasyon, çekirdek enflasyon birdenbire ortaya çıktı meselesinde özellikle bir faiz indirimine sinyalini çakmış oldu mu Merkez Bankası? Ya bu bir, hakikaten bir iletişim meselesi. Fed bir yıl önceden başlıyor ne yapacağına dair. Yani şunu söylüyor, evet, bunu söylüyor, yavaş yavaş alıştırıyor, hazırlıyor. Şimdi manşetten çekirdeği değiştirmek isteyebilir Merkez Bankası. Bunu anlayabilirim. Yani ben der ki bundan sonra çekirdeği gör. Ama bunu siz önümüzdeki bir iki toplantıda çok hayati anlam ifade edecek, kendisinin çok büyük olacağını düşünmediğim bir faiz indirimi ama anlam itibariyle çok büyük anlamlar yüklediğimiz bir faiz kararı öncesinde siz ben manşete değil de çekirdeğe bakıyorum deyince, bunu da çok net olarak anlatmayınca ya da neden baktığını çok iyi insanlara ikna edecek şekilde anlatmadığında problem çıkıyor. Şimdi nerede çıkıyor problem? Şimdi yorumları çok basit, iki tane yorum. Çekirdek manşete göre düşük olduğu için orası düşük, ben faiz indirebilirim diye kendine bir yer hazırlıyor mu diye bir soru var. Veya bir bakış açısı var. Diğer bakış açısı da ya aslında gerçek enflasyon yukarıda, benim normal bir merkez bankacı olarak buna faizi arttırmam gerekiyor. Ama arttıramıyorum. Arttıramayınca bari ben şu andaki şeye bakıp, çekirdeğe bakıp arttırmam gerekmiyor şeklinde bir iletişim kurayım. Evet. Diye bir düşünce var. İki tane ayrı bakış açısı var burada. Hangisinin doğru olduğunun gerçekten çok bir önemi yok. Neden diyeceksin? Bunu bugünden yarına yapmazsınız. Bunu hakikaten uzun vadeli bir politika. Mesela her yıl açıkladıkları para politikası raporunun başına dersiniz ki ben artık 2022 yılında manşet enflasyonundan çok çekirdek enflasyonu hedefleyeceğim. Buradaki hedefim de atıyorum %4,5. Buna göre de gerekli politika araçlarını kullanacağım. Bunda hiçbir sakınca yok. Baştan itibaren koyduğunuz sürece bir sakınca yok. Ama yarı yolda, yani dere geçirirken at değiştirme misali, dere geçirirken enflasyon değiştirirseniz veya mücadelesi sürerken enflasyon değiştirirseniz, teknik olarak baktığınızda yani siz bir düşmana karşı hücum ederken aslında diyorsunuz ki ya o dursun vazgeçtim, ben o düşmanla artık savaşmayacağım, bu düşmanla savaşacağım. Şimdi halkın geniş kesimini ilgilendiren ve aslında ülkeyi ya da şehri istila edecek olan düşman orası, ama buradaki düşman kolay, ben bunu yenebilirim, o yüzden ben buradakiyle savaşacağım demek gibi bir durum bu. Yani şimdi baştan önce ben bunu halledeceğim, sonra dönüp o büyükle uğraşacağım deseniz mesela, o da bir taktiktir. Onunla anlaşılır, ama bunu demiyorsunuz. Ben burada zorlandım, gideyim kolay olayla uğraşayım veya daha benim işime gelenle ben mücadele edeyim, başarı kazanayım, popülaritem artsın, seçimi gene kazanayım gibi bir durum var yani. Şimdi bu çok tutarlı bir şey değil merkez bankacılığı açısından veya merkez bankalarının muhatabı olan piyasalar açısından da aynı tutarsızlık maalesef algılanıyor. Şimdi bunun devamında bugün mesela 200 bas puanlık zorunlu karşılıklar artış geldi. Doğru. Döviz tarafına geldi. Döviz tarafına geldi. TL tarafında 1 Temmuz'da yapmış oldukları açıklamayla rezerv opsiyon mekanizmasını artık kaldırıyor Merkez Bankası. İyi de yapıyor. Yani iyi de yapıyor. O çok karışık bir mekanizmaydı. Gereksiz. Ben neden hep aynı şeyi ısrarla söylerim. Para politikası ve Merkez Bankası araçları basit, anlaşılabilir ve etkili olmalı. Aynen. Şimdi bunlar basit. Yani şimdi
Ya az etki eder mi? Ya biraz denesek belki etkili olur gibi bir mekanizma kullanmaz Merkez Bankası. Kullanmamalı. Yani rezerv opsiyon mekanizması da dolaylı rezerv oluşturmak gibi bir şeydi. Mekanizmaydı. Dolaylı. Yani o zaman da aynı şeyi düşünüyordum. Şimdi biraz daha yüksek sesle dile getiriyorum. Yapılan yani alınan karar ne? Daha önceden 1 Temmuz'da %10'a indirdikleri bu TL cinsinden olan zorunlu karşılıklar için döviz verilebilme veya vice versa tersini de yapabiliyorsunuz. Hangisi pozisyonunuza uygunsa bankalar açısından. Bunu ortadan kaldırdığında artık Eylül itibariyle Ekim itibariyle sıfırlanacak bu. Oradan bir 13,4 milyar TL'lik bir zorunlu karşılık artışı gelecek. Çünkü döviz tarafı şey yapıyor, çekiliyor. Toplamda da 3,4 milyar dolar yanılmıyorsam bir Merkez Bankası'na ek döviz yatırılacak. Yani Merkez Bankası'nın nominal rezervleri ya da brüt rezervleri o kadar artacak. Şimdi bunun Evet. için yaptılar dedik. Birçok insan yani aynı soruyu sordular. Bir faiz indirimine karşı hazırlık mı? Bir faiz indirecekseniz piyasadan TL'yi çeker misiniz? Çünkü faiz indirdiğiniz zaman siz gidin kredi verin demek istiyorsunuz. Bu o demek. Evet. Bunu yapmıyorsunuz tam tersi piyasadan para çekiyorsunuz. Aynı şekilde kredi kartları ile ilgili BDDK düzenleme yapıyor. Ama buna karşılık ÖTV ve konut kredilerinde gene müteahhitleri ve inşaat sektörünü destekleyecek adımlar atıyorsunuz. Yani gene kan pıhtılaştırıcı da kan sulandırıcıyı veriyorsunuz bir arada. Bu bünyeyi çok kaldırmıyor bu işi. Yani orada artık bir netleşmek lazım. Ve biter diğer taraftan da 3,4 geldiğinde bizim brüt rezervlerimiz yeniden artmış olacak. Ama aslına bakarsanız yani sünnetçi vitrinine yeni bir saat daha konmuş oluyor. Yani net rezervlerde halen daha bir artış yok. Hatta ve hatta net rezervler için kullanılabilecek Exim Bank gibi bir kaynak da bence yeterince faydalı ve hızlı rezerv arttıracak bir kaynak. Yeterince etkili kullanılmıyor, kullanılamıyor. Neden olduğunu bilmiyorum diyeyim. Ama bu Rezervler ve ben biraz artıyor zaten. Böyle bir şeye girdi. Yani rezervler hafif bir artıyor. iyileşme var o yönde. Yok yani şimdi net rezervler de mutlaka var. Mesela Merkez Bankası pardon, Hazine 2,5 milyar dolarlık borçlanma yaptı. Merkez Bankası'na yani eninde sonunda Hazine bunu Türk lirasına Evet. çevirecek, Merkez Bankası'na satacak, o da arttıracak. Net rezervleri arttıracak ama geçen ay Evet. artışın en önemli sebebi IMF'den gelen şeydi, SDR'ydi. Şimdi SDR borç mudur değil Evet. midir? En son tarihte borçtur. Onunla bir şey yapalım. Ama o da rezervi arttıracağız. Zaten onun için veriyor IMF'de. Siz kendinizi güçlü hissedin. Tabii. Kullanabileceğiniz bir imkan var. Bunu da rezervlerinize ekleyin. Rezerv dediğiniz şey gerektiğinde yani bir problem çıktığında kullanabileceğiniz kaynaklar demek. Onu da kullanabileceğiniz kaynaklara yazın diyor IMF. Biz de yazdık. Mesela çok fazla konuşulmadı IMF'den gelen rezerv artışı. Hatta bunun borç mu yoksa hibe mi olduğu bile tam olarak anlatılmadı ama şu anda hiçbir şey ama kullanmaya kalktığınızda yani herhangi bir amaçla kullanmaya kalktığınızda borç şeklinde dönüşecek olan bir şey bu. O da rezervleri arttırdı. Bugün zorunlu karşılıklaki artışlar rezervleri arttıracak ama bunlar brüt rezervleri arttırıyor. Yani Merkez Bankası kendi çıkartmış olduğu Türk lirasıyla Türk lirasını verip karşında döviz almışlığı yok. Borç alıyor veya emaneten alıyor bunları. İhtiyaç hasıl olduğunda geri vermek zorunda veya karşılığı talep ettiğinde mevduatlar azaldığında örneğin bunları çekebilecekler. O yüzden bunlar emanet rezervlerdir ama kullanılamaz mı? Kullanılır. Yani zaten eksi rezervli 2 yıldır gidiyoruz neredeyse. Kullanıldığı Evet. için, kullanıldığı için gidiyoruz. Ama faiz tarafından Kullanılıyor. tabii kullanılıyor. Yani aksi takdirde Türkiye ödemeler dengesinde ciddi sıkıntı yaşardı. Yaşamamasının en önemli sebebi oradaki brüt rezervlerin de dönem dönem kullanıma açılmasından kaynaklanıyor. Hani bu şeyin zorunlu karşılık kararının faizle bir ilişkilendirilmesi mümkün mü diye baktığımda da çok Yani fazla bir ben olumlu hazırlık sayılır bakmam. mı? Bence sayılmaz. Yani herhangi bir anlam ifade etmiyor. Dediğim gibi faiz inmesi bu doğrudan siz bankacılık veya finans sistemine diyorsunuz ki ben size daha ucuz finansman sağlayacağım. Siz gidin kredi verin. O zaman zorunlu karşılıkları neden arttırırsınız? Yani bankaların kullanılabilir kaynağını azaltıyorsunuz. Diğer taraftan döviz zorunlu karşılıklarını neden arttırırsınız diye baktığımda rezervleri güçlendirmek için yaparsınız. Rezervler dediğinizde dediğim gibi brüt rezervleri güçlendirmek için yaparsınız. Hani
Biraz evvelki manşet enflasyon, çekirdek enflasyon misali. Yani vitrindeki rezervler yükseliyor ama gerçek rezervler maalesef artmıyor. Yani bu onları arttıran bir şey değil. O yüzden bunu faiz kararıyla veya olası bir faiz kararıyla ister azalsın ister ha şunu dersen mesela bu benim için daha tutarlı olurdu. Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı bir toplantıya gidiliyor olsaydı zorunlu karşılıkları arttırdığın zaman evet birbirini destekleyen tutarlı bir politika uygulanıyor derdim. Çünkü hem faizleri arttıracaksınız hem de piyasadaki likiditeyi çekeceksiniz. Demek ki Türk lirasını güçlendireceksiniz veya kullanılabilir Türk lirasını azaltarak daha kıymetli kaynak haline getireceksiniz. Anlaşılırdı. Ama faiz arttırma indireceği konuşulan bir toplantı öncesinde zorunlu karşılıkları arttırmak çok birbirini destekleyen bir şey değil. Politika demeti yok, değil. Hatta sanki şey gibi hani bir şeyi yapacağım öbürünü onun için hazırlık mı diye belki de piyasanın aklında bir fikir var. Hani birini yapacağım öbürünün getireceği sıkıntıları kısmen burayla karşılayabilir miyim gibi. Hani bir biraz önce de konuşuyorduk yani bir çalar saat bir uyarıcı şey tarafı var mı diye yani öyle bir işlevsel işlevi olan bir tarafı var mı diye. Ya çok zorlarsan şöyle bir analiz yapabiliriz. Çok zorlarsan ama bu kadar zorlayacak bir politika uygulamıyor olması lazım Merkez Bankası'nın. Zorlama da şu, ben faizleri indireceğim. Faizleri indirdiğim zaman insanlar döviz alacaklar. Bu aldıkları dövizi bankalar için maliyetli hale getireyim ki onları döviz almaktan vazgeçirsin. Evet. Bu biraz şeye benzemiyor mu? Nasrettin Hoca işte ben yolun kenarına dikenler ekeceğim. Buradaki koyunlar geçecek. Geçerken yünlere takılacak. O yünleri toplayacağım. Onları eğireceğim. Kazak öreceğim. Pazara gideceğim. Satacağım. Paranı işte ödeyeceğim. Nasrettin Hoca'dan bu yana da bu söylenip duruyor zaten. Yani böyle de bunu denemekten vazgeçen de yok. İşte o yüzden yani zaman en kıymetli şey. Evet. Zaman kaybetmeyelim. Zaman en kıymetli kaynak. En kıt kaynak. Bunu deney, yanıl, deney, yanıl denenmişleri var. Ben orada bunu seninle bu 2 yılı geçmişsek büyük başarı yani. Bu sohbetlerde bana katlanabiliyorsan ne mutlu bana yani. Ne demek? Ama birkaç defa tekrar ettiğim bir şey vardı. Hiç ders alınsaydı tekerrür eder miydi tarih? Evet. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Neden ders almıyoruz? Almış olanlarla neden bu konular istişare edilmez? Hiçbir fikrim yok yani. Evet. Peki o çalar saat uyarı mekanizması yani bu teknik... Ben onu uyarı mekanizması olarak söylemedim. Onu düzeltmek istiyorum. Çalar tamam, saat evet. sünnetçi dükkanının vitrinine konan çalar saat. Evet. Tamam. Uyarı mekanizması değil. O bir şey. Sus. Başka bir şey değil. Eyvallah. Çok fazla bir anlamı yok o anlamda söylüyorsun. Yok. Peki, yani o zaman senin beklentin nedir? Yani PPK'dan önümüzdeki hafta ne olur diye düşünüyorsun? Nasıl bir karar çıkar? Ben yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi beklemiyorum. Devam, bunu, aynen. Bu çekirdek enflasyon söylemine karşın senin böyle bir beklentin yok. Yok çünkü şöyle yani şu anda 19.35'teki enflasyona karşılık 19 politika faiziniz var kalkacaksınız bunu 18.50, 18, 17.50. Yani merkez bankacılığı literatürüne bir kez daha geçersiniz. Bir kez daha geçersiniz yani o zaman da sorarlar yani neden bunu 17, 18 yapıyorsunuz? 5 yapın, 3 yapın, 0 yapın falan demeler lazım yani. O yüzden ben politik olarak doğru bulmuyorum. Yapılmasının çok anlamlı bulmuyorum ama hep tekrar ettiğim bir şeyi bir kez daha fırsat olarak görüp tekrar ediyorum. Merkez Bankası'nın anketindeki bir sorunun değiştirilmesi lazım. 3 ay sonra faizler ne olur sorusu var. Bu soru kalabilir. Yanına bir soru daha eklenmesi lazım. Sizce ne olmalı? Yani bu anketi dolduran ekonomistlere 2 ayrı soru sorulmalı. Çünkü birinci soruda sizce ne olmalı? Ali Avlu için yıl sonuna kadar herhangi bir faiz indirimi olmamalı. Önce enflasyonun düştüğünü ve insanların bu düşüşe beklentiler itibariyle ikna edilmesi gerekiyor ki ondan sonra faiz indirimi gelmesi lazım. Doğrusu budur. Ama ne olur sorusu, bunun içine politika giriyor, politikacılar giriyor, Merkez Bankası giriyor, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı giriyor, işte inşaatçıların durumu giriyor, arabacıların durumu giriyor vesaire vesaire birçok faktör giriyor.
Hani orada doğru veya ortodoks yöntemi tercih edeceksiniz. Politikacı olarak lokal bir yöntem uygulayacaksınız. Tercihleri var. Ben halen daha bu 23 Eylül'de herhangi bir faiz indirimi beklemiyorum. Olursa olursa bunun da belki Kasım, belki Aralık'ta bir 50 bas puan olarak yeni yıla hazırlık babından olabileceğini düşünüyorum. Piyasanın beklentisi 2 tane 50 bas puan. Piyasada 23 Eylül'de bir indirim beklemiyor. Beklemiyor. Evet, ben de son olarak gördüğüm o yönde. Ama son kur artışı 8.26'dan 8.50'lere çıkmamızın arkasındaki en önemli sebep de buradaki olası bir faiz indirimine karşı kur tarafı kendince bir tür sigorta aldı. Öyle, öyle görünüyor gerçekten. Peki, yani zaten önümüzdeki hafta bir şey sonrasında, PPK toplantısı sonrasında zaten değerlendiririz olup biteni. Ama yani istersen biraz petrol tarafına da bakalım bu aşamada. Çünkü hani cari açığı da konuştuğumuz bir süreçte cari açıkla ilgili Merkez Bankası'nın özellikle ikinci yarıda cari açığın cari fazlaya döneceğini ifadesi var. Yani ikinci yarı anlamında hani çok öyle gitmiyor gibi görünüyor. Yani ikinci yarının ilk çeyreği öyle değil. Yani şu anda evet. Ağustos'ta evet daraldı. Eylül'de bakacağız ama tek aya bakarak hani bir çiçekte bahar gelmez misali. Tek ayla da ben evet. demiştim de diyecek şansınız yok. Ben onun biraz düşük ihtimal olduğuna katılıyorum seninle birlikte. Özellikle petrol fiyatlarının şu andaki seyri ve hatta hani bir ara bu yıl içinde 80 doları gördürecekler. Yani bunun da ne arz ne taleple sadece finansal petrol tarafı ile olacağını söylemiştim. Halen daha bu fikrimi koruyorum. Yani piyasalardaki pozisyonlar veya var olan pozisyonlar 80 doları görünce bir miktar kar realizasyonuna dönerler diye düşünüyorum. O olmadan yani 80 dolardan önce hadi 79-80 dolar diyelim hani daha böyle illa 79'u görüp de ben out'ta kalmayayım yani oradan da dönebilirim ama yani bir daha yukarıyı bir görecek ondan sonra dönecek diye düşünüyorum. Bu arada ilginç bence gözlerden kaçan önemli bir hareket oldu geçen gün son iki günde ve geçen hafta Amerika'daki doğal gaz fiyatları ciddi anlamda zıpladılar yani zıpladı derken işte 4 dolardan 5 dolara çıkıyor %20'lik bir hareket 2-3 yani çok iki hafta içinde çok evet. büyük bir hareket. Yani gerçekten çok büyük bir hareket. Hani ne var arkasında diye baktığımızda ben onu biraz şeye benzetiyorum. Bu Kızılderililerin bir odun toplama hikayesi vardır. Kızılderili reisi radyodan bu yılın soğuk geçeceği gibi bir şey duyuyor. Meteorolojik tahmin duyuyor. Dönüyor geliyor kabileye diyor ki o kış soğuk geçecek. Odun toplayalım diyor. Bütün kabile odun toplamaya başlıyor. Bunu gören beyaz adam o Kızılderililer bu kışın soğuk geçeceğini düşünüyorlar. O yüzden odun topluyorlar deyip dönüyor. Bu meteorolojik tahmini yapar veya başka birisi söylüyor ve bir anda herkes bu kışın soğuk geçeceği gibi bir beklenti içine giriyor. Kızılderililer beyazları, beyazlar Kızılderilileri destekler gibi bir durum oluyor. Ha, geçiyor geçmiyor önemli değil ama böyle bir hava yaratılıyor. Şu andaki hikaye de biraz öyle. Bu kış çok soğuk geçecek hem petrol hem şey fiyatları. Bu 80 doların arkasına da yazılıyor bu hikaye onu da söyleyeyim. Doğru. Doğalgaz tarafında da yüksek. Öteki taraftan Amerika'daki doğalgaz üretimi, kayaç gazı özellikle kayaç gazı üretimi ciddi oranda artıyor ve ciddi oranda da ihracatı devam ediyor. Evet. Şimdi bunların ikisi pek birbirine tutarlı şeyler değil ama güzel bir hikaye. Bir geride kalmış olan doğalgazdı. Ona da öyle bir hikaye yazıp bunu da çıkaralım dediler. Ha buna bir de şey tabii. Yok Avrupa'nın yeşil mutabakatı. Yok işte Amerika Paris Anlaşması'na girer girmez. Bu durup dururken böyle bir şey yok ortada. Haber akışı bile yok. Ama doğalgazcılar ya da doğalgaz fiyatı geride kaldı. Onu da diğerlerinin yanına çekilip ki enflasyon tam olsun dediler. Hani geçici ya bu sene de bırakalım bir dahaki seneye arttıramayız falan diye. Herhalde öyle bir spekülatif bir hareket oldu ama ciddi bir artış oldu doğalgazda. Tabii ki o ya bizim fiyatlamalarımızı doğrudan etkilemiyor. Çünkü bizim kullandığımız formüllerin içinde o Henry Hub bölgesindeki doğalgaz teslimli daha doğrusu Henry Hub bölgesi Amerika'daki o bölgede teslimli gazın kontrat fiyatı o. Biz oradan gaz almıyoruz.
Avrupa'ya, evet, yani bize de, Amerika bize de ihraç ediyorsa Avrupa'daki fiyatlamalar, onlar da petrole bağlı, petrol dizele bağlı özel formüller kullanılıyor ama doğalgaz, Amerika'daki doğalgaz bunun içinde çok az bir yer kaplıyor diye biliyorum. O yüzden hani kış soğuk geçecek beklentisi yaratılmış durumda, hem petrol fiyatlarını yukarı çekmek için kullanılıyor hem gazı yukarı çekmek için kullanılıyor ama hani Kızılderili misali aynı şekilde tarımsal emtiyada da kuraklık oldu, yok ekim alanları daraldı, yok nem şöyle oldu, yağmur böyle oldu derken önemli bir yükseliş yaşandı, sonra oradan geri geldik ve bir türlü arada bir kısa bir yükseliş, tekrar düşüşler oluyor. Yani genele bakarak konuşuyorum tabii yani. Bazı özel tarımsal emtiyada bazı hareketler oluyor. Buğdayda özel bir hareket var ama genele yayılan bakıldığında böyle bir kuraklık hikayesi, o da yavaş yavaş yerini işte normal bir hayata bıraktı. Burada da kış soğuk geçecek hikayesi ihtimaldir ki yerini normal bir hayata bırakacak. Evet. Peki yani altında çok fazla bir hareket yok benim izlediğim. Senin dikkat çekmek istediğin bir nokta olur mu orada? Hem altın hem gümüş tarafında. Doğrusunu istersen bu sene hem altın hem gümüş beni hayli yanılttılar diyeyim. Yanıltmadılar ya, ben yanıldım. Onlar kendi hayatlarına devam ediyorlar. Ben yanıldım sadece. o da şu, bu Amerika'daki enflasyon olacağını, bu enflasyondan korunmak için insanların değerli metaller tarafına yatırım yapmayı tercih edecekleri gibi basit bir eski denkleme tekrar eden bir görüşüm vardı. Ne yazık ki bu gerçek olmadı. Ha, bunun karşılığında bir ilginç bir durum var. Bence onu bir not edelim, ileride takip edelim bunu. O da şu, enflasyondan korunmadan çok o manipülatif hareketlerin çok rahat olduğu, yapılabildiği o coin dünyasında daha fazla ilgi vardı. Enflasyondan mı korudular kendilerini? Hayır. Onlar orada ciddi bir borsa veya bir alım-satım dünyası oluştu. Herkesin hem ilgisini çekti hem para kazanmak için uğraştığı yer oldu. Oraya fazla ilgi olunca değerli metallere olan ilgi azaldı. Birinci bence oradaki önemli faktörü oldu. Not edilmesi gereken konu 1760 altında ve 22.10'da gümüşte ons seviyeleri bunlar. Dolar bazında. Bu seviyelerin altına iner ve burada kalıcı bir seyir izlersek, kalıcıdan kastım en az 6 aylık bir seyir izlersek, o zaman ben şu soruyu soracağım. Daha doğrusu bu soruyu sürekli aklımda tutarak izleyeceğim piyasaları. Eskinin değerli metallerine olan ilgi kayboldu. Yerini coin piyasası mı aldı? Kripto coinler mi aldı? Diye sürekli sorgular olacağım. Yani bu dediğim teknik seviyeler önemli. Bu seviyelerin altına iner ve kalıcı olursa evet, bunu biraz konuşuyor oluruz önümüzdeki yıl. Ama o zamana kadar bu seviyelerin teknik olarak korunacağını, eğer yıl sonuna doğru bir hareket olacak ama böyle 1900'lere kadar altını taşıyacak bir hareketi artık bu sene beklemek istemiyorum. Beklemiyorum daha doğrusu. Olursa şaşırmam ama yine de sürpriz olur yani. Gümüşte 26 dolar, altında evet, da ise 1910'lar aşılmadığı takdirde yeni bir rekor iki tarafta da görülmesini beklemiyorum. Gümüşte zaten 50 dolarlar yakın zamanda görülmez de altında yeni bir rekor görülmesini de beklemiyorum bu sene için. Evet. Peki yani ben yani orada biraz daha zaten giderek bu yıl sonuna doğru bilmiyorum, bir özel Eylül ve Ekim'e dikkat diye biliyorsun bazı şeyler olmuştu, uyarılar olmuştu. Şant Manukyan'dan benzer bir değerlendirme gelmişti. Bazı başka analistlerde de ben bunu gördüm. Hani bu herhalde nakitte durmakta biraz fayda var dedikleri bir süreçti o. Sen böyle çok olağanüstü dalgalanmalar beklemiyorsun diye düşünüyorum. Yani öyle metaller, değerli metaller tarafında evet öyle bir dalgalanma beklemiyorum ama yanılmıyorsam Şant'ın da söylediği bazı yorumlarda özellikle hisse senedi tarafında böyle bir öyle, sıkıntı olabilir. Amerika'daki hisse senedi tarafında orada olabilir, onu bekliyorum yani, ama ben onu yanlış anlaşılmasın, ben bunu bu senenin Mart'ından mı yana anlamlı bir düzeltme bekleyen taraftayım ama bu anlamlı düzeltmenin ama anlamlı neden ne kastettiğimi de söyleyeyim. Hırsla almış olanların bir kısmını karlarının cebine koyduğu,
o dönemde fırsatı kaçırmış olanların da alım fırsatı yarattığı, bir anlamda pozisyonların ve risklerin daha geniş kesimlere yayıldığı bir hareket olması gerekir diye düşünüyordum ki düzeltmeler bu işe yararlar. Öyle bir hareket olmadı. Ama böyle bir hareketin, evet, ben halen daha gelmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Buna benzer bir hareketi bir de pamuk için söyleyeyim. Yani pamuk, Amerika'daki kontrat fiyatları itibariyle söyleyeyim. Pamukta da benzer bir yükseliş yaşandı. Doğru, yani yaşandı. Bu yıl içinde çok ciddi bir artış oldu. Hemen ben grafiklerime bakayım. Mart 2020'de 47 sent olan pamuk fiyatı 95 sente kadar geldi. Şu anda da 94 sentlerde. Yani çok ciddi. 2021 itibariyle baktığımda da 2021'in başında aynı şeyler, yani bu bahsetmiş olduğunuz gümüş bakır fiyatları, bakır diyorum, pamuk fiyatları Ocak'ta 78 sentteydi, 95'e çıktı. Buradaki hareket bu yıl içinde önemli bir düzeltme yaşadı. Özellikle 93 dolarları gördükten sonra tekrar 76 dolarlara düştü ama şu anda 95'te majör bir şey var, trend var, yükseliş trendi var. Diğer taraftan da üst tarafta ikinci defa gerilmiş bir zirve var. Şu anda üçüncüsü deneniyor. Eğer bu yukarı doğru kırılacak olursa pamuk inanılmaz bir hamle yapıyor olabilir ama ben beklemiyorum. Çünkü pamuk artık yerine başka materyallerin konabildiği bir endüstriyel emtia. Başka materyalden kazanır. Kenevir ekleyin buna, sentetik elyafı ekleyin. Yani ciddi bir şeyi var. Yerine ikamesi olan bir ürün. O yüzden hani pamuk tarafında böyle bir gariplik var. Onu da küçücük bir not olarak kayda geçelim. Tamam, ona da aslında biraz daha belki yakından da bakmaya da fayda var. Ya çok teşekkürler. Ben şimdi şöyle görüyorum. Yani biraz senin söylediğin bir noktaya da getirmek için, hani önümüzdeki dönemde küresel olarak baktığımızda merkez bankalarının yani likitte artışını bir azaltma eğilimleri var bir yanda. Elde var bir bu. Hani ne olursa olsun pompalamak yerine biraz daha azaltma eğilimi olduğunu düşünmekte fayda var. İsmail Gül'le Tim Başkan'ı geçen 211 milyar dolar ihracat yaparız dedi. Bu önemli bir rekor. Ama ihracat artışında, artış hızında diyelim, bir yavaşlama da yavaş yavaş biz görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Onun benzerini hemen hemen bütün dünyada görüyoruz aslında. Sanayi üretimlerinde, evet, de benzer bir sıkıntı var. Aslında bu talepten de kaynaklanan bir şey. O ertelenmiş talep de yavaş yavaş yerini normalleşmeye bıraktığı için de o artış hızları hem sanayide hem ihracatta yavaşlayacaktır. Bunu konuştuk. Yılın ikinci yarısı öyle olacak. Son çeyreğe de daha da böyle bir yavaşlamış gireriz diye düşünüyorduk demiştik. Yani bir noktaya getirmek için söylüyorum bunu. Bir yandan da hani bizim için önemli takip ettiğimiz bir nokta DTH talebinde de bir en azından detaylar hatta artıyorlar bile, yani rakam olarak baktığımızda bir artış da var. Bu noktada döviz talebini, döviz arzının üzerine büyük olasılıkla çıkacağını düşünmek lazım. Böyle bir süreçte hani hakikaten bir yandan faiz indirip biraz ekonomiyi canlandırmak, biraz çünkü şeyi de görüyoruz, hani geçim maliyetinin arttığı bir süreçte durgunlaşan bir ekonomi hiç kimsenin işine gelmiyor. Buranın biraz canlandırılması gereği düşünülüyor ama bir yandan da işte bir takım zorunlu karşılıklar, başka adımlarla bunun biraz da durdurulması yönünde aslında birbiriyle çelişen, biraz önce söylediğin gibi bir pıhtılaştırıcı, bir sulandırıcı etkileriyle ne gene o yönü tam bulamadığımız bir ortamı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani biraz böyle özetlemek açısından bu noktada zannediyorum para politikası kurulu da önemli bir şey olacak. Onu da haftaya artık para politikası kurulunu yaptıktan sonra konuşuruz. Anlaştık. Eyvallah. Görevimiz.
görevimiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Aklına sağlık. Emeği geçenlere de teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz ve sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun.